Selam kızlar. Söylediğiniz kıyafetlerle nasıl gözüktüğünüzü merak ettim de. Herhalde çılgın bir parti var ha? Yok canım, ne çılgın partisi. Aslı yengenin derneğinin partisi var. Kıyafet balosu mu? Yok. Biz sadece ne giyeceğimize karar veremedik de. Kıyafet balosu olsa ne giyerdik diye konuşuyorduk. Demek ne giyeceğinize karar veremediniz. Bayramlıklarınızı giysenize. Şey, aslında onlar... Biz zaten onları giymeyi düşünüyorduk değil mi Leyla? Bir dakika, anladığım kadarıyla siz yeni kıyafetler giymek istiyorsunuz. Üzgünüm kızlar. Her gideceğiniz yere yeni kıyafet giymeye alışırsanız büyüyünce Aslı yengeniz gibi olursunuz. Ama siz akıllı kızlar olduğunuz için bir sonraki bayramlıklarınızı peşinden verebilirim ben. Anne! Nasıl? Bunlar idare eder mi? Harikasın Selena. Çok güzeller. Çok teşekkür ederiz Selena. Eyvah kapı. Girebilir miyiz kızlar? Bir dakika amcacığım. Hemen ben de görünmez olayım kızlar. Girebilirsiniz. Merhaba çocuklar. Merhaba amcacığım. Ay canlarım benim. Ay yengelerinin tatlıları. Şunların güzelliğine bak Ekremciğim. Melek bunlar, melek, melek. Çocuklar, Aslı yengenizle beraber size çok sevindirici bir haberimiz var. Ya, nedir amcacığım? Siz üçünüz ve tabii Kıvılcım için bankada bir gelecek hesabı açtırmaya karar verdik. Gelecek hesabı mı? O nedir amcacığım? Bu aslında bildiğiniz banka hesabı ama orada biriken parayı ancak 18 yaşınıza gelince çekebileceksiniz. Böylece üniversite çağına gelince ciddi bir birikiminiz olacak. Ben şimdilik başlangıç için her birinize 10.000 YTL yatıracağım. 10.000 YTL mi? Çok teşekkür ederiz amcacığım. Rica ederim çocuklar. Yarın ya da öbür gün okul çıkışı bana ofise gelin, beraber gidip bankaya yatıralım paraları. Aa, ne gerek var hayatım, bunca işinin gücünün arasında bir de bununla uğraşma. Ya gerçi yarın parti var ama yarından sonraki gün kızları alır ben bankaya giderim canım, hesabı açtırıveririm. Sana zahmet olmasın Aslı'cığım. Zaten para da ofisteki kasada duruyor. Ay yok canım, ne zahmeti olacak, aşk olsun yani. Yani söylemeyeyim diyordum, sürpriz olsun diyordum ama söyleyeyim hadi, yeri geldi. Kızların gelecek hesabına ben de kendi hesabımdan 2.000 YTL eklemek istiyorum. Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Sonuçta onlar benim de yeğenim sayılır değil mi? O yüzden sen en iyisi yarın ofisteki parayı eve getir. Ben kendi koyacağım parayı da ona eklerim. Yarından sonra kızlarla beraber gider hesabı açtırırız canım. Peki madem öyle diyorsun, öyle yapalım Aslı'cığım. Çok teşekkürler Aslı yenge. Yenge, yenge deme bana. Yenge deme canım. Ay bir türlü alıştıramadım şunları yengecim demeyi. Yengecim de bana canım. Peki yengecim. Ay 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 canlarım benim, yengelerinin güzelleri, bir taneleri gel. Ay 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 tatlılarım. Ay, seviyorum işte, elimde değil, içime sokasım geliyor. Ay ay ay. Aa, yavaş ol Müstesna, bu saçlar bana lazım. Kusura kalmayın küçük hanım ama sizin saçlarınızla saç değil, Afrika'nın balta girmemiş ormanları sanki. Ben sana savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum Müstesna. Bu saçlar örülecek. Acımıyor değil mi? Acımaz olur mu? Tabii acıyor. Muzlu süt. Sayfa. Diğeri. Değiştir, değiştir, değiştir. Ha dur, 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 dur. Aa, güzel dövmeler varmış. Sen sadece saçımı ör. Emredersiniz küçük hanım. Ünlü popçu manken sevgilisinin adamın koluna dövme yaptırdı. Aa, yavaş olsana Müstesna. Özür dilerim küçük hanım. Bir dakika, bir dakika, buldum. Tabii ya. Ozan'ın dövmesini koluma yaptırırsam Ozan da buna kayıtsız kalamaz. Süpersin Müstesna. Teşekkür ederim küçük hanım. Hemen şımarma Müstesna. Ozan ismini kolumda gördüğünde ona ne kadar değer verdiğimi anlayacak. Ve senin yanımda kıskançlıktan çatlayacak. Beni yalnız bırak Müstesna. Ama daha saçlarınız bir... Sonra öğrensin. Peki küçük hanım. Gitmeden telefon ver.
gideyim diyorum. Aşağıda da yemeğim var ocakta. Ha bu arada eğer teşekkür etmeyi düşünüyorsanız bir şey değil de Kıvılcım Hanım. İrem, şu WhatsApp.